Mahalle sakinlerden bazıları çocuklarını uyuşturucu yüzünden kaybettiklerini, bazıları da buna karşı yetersiz kaldıklarını, çocukların her geçen gün uyuşturucu yüzünden gözlerinin önünden erildiğini ifade ediyor. Bu illetten nasıl kurtarabiliriz? En acil çözümü bence Bursa yeterli olmuyor bize. Yani Bursa'ya gidemiyoruz. Ailelerin maddi durumu yeterli olmadığından dolayı. Vatandaşlar İnegöl'de bir AMTM açılması hususunda girişimde bulunacaklarını belirtirken, emniyet ekiplerinin uyuşturucu kaynağına inerek bitirilmesini istiyorlar. İnegöl'e bir AMTM'in açılması. Zeki Atik ise böyle bir kampanyayı başlattıkları için teşekkür ediyorum. Biz emniyet olursak çocuklarımız da emniyetli olur diye konuştu. Ama böyle bir kampanyayı başlattığınız için teşekkür ediyorum. Biz emniyet olursak çocuklarımız emniyette olur. Emniyete güvenirsek ancak bu kadar yaparlar. Ben ticari amaçla yurt dışına çıkıyorum ama birkaç ülkeye gittim. Sabahleyin çocukları okula gönderdikleri zaman akşamleyin acaba bugün benim çocuk uyuşturucuya müftela edecekler mi etmeyecekler mi? Anneleri kapıda bekliyorlar ve eğer o gün uyuşturucu almamışsa Allah'a şükrediyor ki bugün de kurtardık diyoruz. Hele şükür böyle bir Türkiye'de yaşıyoruz. Ancak bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığından vazgeçersek biz kendimiz kim olursak o zaman belki bir şey olur. Emniyet zaten emniyeti kendileri takip edip ona göre tedbirler alıyorlar. Burada işte ispiyon kötü bir şey. Bu mantıktan vazgeçip bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığından vazgeçip kim nerede ne gördüyse emniyete yardımcı olmaları lazım. Yarın eyvah dememek için. Bu keşkelerin hayatımızda olmasın. Hele hele bu uyuşturucu müftelasına müsallat olan bu İnegöl'ümüz ancak bu şekilde kurtulur. Ben hangi ülkeye gittiysem Türkiye'ye imreniyorlar. Uyuşturucunuz yok, çocuğunuz gidiyor. Okulda böyle bir tereddütünüz yok diye. Şimdi bir baktık ki biz de o batağın içine girmişiz. Allah aşkına kim ne zaman böyle bir şeyle karşılaşırsa emniyete biz kim olalım, emniyete yardımcı olalım. Soner Öztürk isimli vatandaş ise bu büyük sıkıntı torbacı denilen insanlar tanıdığımız da var tanımadığımız da var. Bunu buraya sokanı bulmak kaynağına girmek lazım diye konuştu. Bir başka mahalle sakini Gökhan Aktaş ise konuşan ağabeylerimiz çocuklarından şikayetçi. Gençler uyuşturucu kullanıyorlar diyerek şunları söyledi. Çocuklarından şikayetçi. Rahmetli olan çocuklar olan abilerimiz var. Allah sabırlar versin. Herkes, gençler uyuşturucu kullanıyor. Çocuk yaştakiler kullanıyor. İşte biraz büyükleri kullanılıyor. Hiç kimse şunu sorgulamıyor şu ana kadar. Anne babalar ne yaptılar bu çocuklara? Bu çocukları niye takip etmiyorlar? Şimdi sokaklara çıkalım. 9 yaşından 17 yaşına kadar, 18 yaşında bütün çocuklar sokaklarda. Kim takip ediyor bunu? Anne komşuya gezmeye gidiyor. Baba kahveye geliyor. Çocuk ne yapıyor? Anne babaların çocuklarını ufak yaştan beri kontrol etmeleri lazım. Kimle arkadaşlık ediyor? Nereye gidiyor? Okulda kimle arkadaşlık ediyor? Bütün sürekli takip etmeleri lazım ki başlangıcında önlesinler. Ha bizim şimdiye kadar söylenen şeyler de olduktan sonraki çözümler. Ama en önemlisi anne babanın çocuklara karşı son derece duyarlı olması.